Merhabalar değerli arkadaşlarım. TYT Matematik Soru Çözümü ikinci videosuyla karşınızdayız. Böyle soruları tek tek çözüyoruz ki hem sizler için daha rahatlık olsun diye hem de bizler için daha iyi olsun diye. Tamam mı? Daha iyi bir şekilde soruya vakit ayıralım diye. Öbür türlü video uzamasın diye biraz daha hızlı çözmeye çalışabiliriz. Şimdi A, B, C birer pozitif tam sayıymış. Çok güzel. C'nin B'den, B'nin de A'dan büyük olduğunu biliyorum. C artı B bölü A eşittir 11 olduğuna göre alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi en büyük değer sorularında eğer burası pozitif tam sayı demeseydi çok fazla çeşitlilik olacaktı. Yani şunu mesela sen negatif sayı seçerdin. Atıyorum burası eksi 7 olurdu. Buraya 18 seçerdin. 18 artı eksi 7 11 yapardı. Değer büyüyebilir gibi düşünebilirdik. Şimdi burada nasıl düşüneceğiz? C artı B bölü A var. Bu 11. Tam sayı dediği için bir kere B'nin A'ya tam bölünebilmesi lazım. Bunu biliyorum. Bir de C, B, A'dan büyük. Tamam. Demek ki ben mesela burada C'yi 10 seçebilirim. 11 seçersem B bölü A 0 olur. Pozitif tam sayı şartına uymaz. Şimdi C 10 seçebiliyorum. B bölü A da değerli arkadaşlarım 1 olması lazım değil mi? 1 olabilmesi için bir sayının yani bir bölüm 1 olabilmesi için birbirine eşit olması lazım. Ama bak burada B A'dan büyük olur diyor. Yani eşit olamaz. Yani B ile A'nın birbirine eşit olamayacağını biliyorum. O zaman C'yi 10 olarak seçemediysem bir diğer ihtimal olan 9 seçelim. C artı B bölü A eşittir 11 dedim. Ve C'yi ben buradan 9 değerini seçiyorum. Şimdi C 9 olursa 9 da hangi sayının toplamı 11 yapar? 2. Demek ki B bölü A 2 olabilir. En büyük değer olduğu için büyük sayılardan başladım. Bir kez daha söyleyelim. Şimdi B bölü A 2 ise nasıl olabilir? Atıyorum 2 bölü 1 diyebilirsin. İşte 4 bölü 2 diyebilirsin. 6 bölü 3 diyebilirsin. Bu şekilde gider. 9'dan küçük olabilecek durumlarda yani 8 bölü 4'e kadar bunu devam ettirebiliriz. Hocam 10 bölü 2'den de 10 bölü 5'ten de özür dilerim. 10 bölü 5'ten de 2 geliyor. Evet doğru. Ancak sen B'yi 10 alırsan B 10 olsa C 9 olsa nasıl 9 ondan büyük olacak? Sağlamayacak. O yüzden B'nin alabileceği en büyük değer 8 olur. A'nın alabileceği en büyük değer 4 olur. Bu şartlarda o zaman C 9'dur. B 8'dir. A da 4'tür. 9, 8 daha, 17, 4 daha, 21. Zaten şıklardan da anlayabiliyorsun. Örnek verelim. 16 buldun. Bir tane daha değer dene. De ki C'yi 8 deneyelim. B bölü A 3'ün bir katı olsun dersen. Onu yaptığın zaman da yine bir değer bulacaksın. Ama o en büyük değer olmayacak. Çünkü burada 21 denk geldi. Tamam. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır.